Kafayı deniz duvara atmak. Yolda mı kalıyorlar? Deniz, bugün günü birlikte olsa böyle part time gibi bir işe gittin. Çalıştın da. Nedir kazancın? Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Böyle yapıyorum Deniz'in yerine. Gördüğünüz gibi Deniz maalesef yok. Bize hep köyde yapılabilecek işlerle alakalı sorular soruyorsunuz. Deniz de bugün part-time ve günübirlik bir işe gitti. Erhan abinin bir işi olduğu için Deniz de İsmail abiye yardıma tura gitti. Biliyorsunuz yayla tur yapmıştık. İzleyenler zaten biliyor. O tura hem işte fotoğraf çekimi yapacak hem de İsmail abiye yardımcı olacak. Siz şimdi Deniz'in safari görüntülerini izlerken ben de değişiklik yapacağım bazı saksılar vardı. O işlerimi halledeyim, sonrasında yine burada buluşalım. Evet, bugün sarı değil kırmızı jipleyiz. Erhan abi yok. Ben de İsmail abiye yardıma geldim. 12 yayla 6 gölü bugün birlikte yapacağız. Şimdi arabada zaten çok bozulacak rüzgarla. Evet, bozulacak. Diyor ki bozulacak zaten. Taramadı. Evet, güzel bir fotoğraf alalım yani. Bir tarafa yattı mı araba? Geç İsmail abi, sen de ortaya. İsmail abi, sen de yap. Arkadaşlar, burası Cumhuriyet'in ilanından sonra gelen kaymakamın ilk yaptığı yermiş. Yukarı çıkması biraz yorucu ama manzarası çok güzel.
mevsimi oldu. Onun için hazırlanmıştır bu rüzgar gülleri. Şeyler, nedir o değirmenler. Tabii bizi tutmayınca elinde patladı. Ha. İlk bölümde patlamıştı bir de değil mi abi? 22 böyle. Evet evet. Öyle bir şey ben de duymuştum. Sonra bir iki klipte şu vardı. Zaten filmde bu özellikle. Bir iki klipte de şarkı klipinde çıktıydı bu. Ondan sonra tabii gelen giden sofasını kopardı, yaktı. Perdeler vardı onlarda maalesef. Başka kişiler de bunları çalıştıralım diye şey yapıyorlar. Kimseye de vermiyorlar. Yok ben bir şey olmaz, aferin. Ben ortaya söylüyorum hani üstü açık giderseniz daha güzel manzarası olur. Ben başım kapalı da ayağa kalkarsın. Hiç göremiyorsunuz. Ya ne yapayım? Yedi bir hasta olur. Islaklar açılımlı. Hasta olur, rapor alırım, durun ya. Ama yukarı şey eser yani yukarı çıkıyor. Meclisinden rapor alırım ya. 1600 metre yüksekliği. Rapor alırım. 1300'lerde gezdik. 1200-1300'lerde gezdik. Siz kapalı. Sen kaloriferi de açarsın alttan. Kaloriferi açarsın. Şu an arkası çalışıyor. Ha olur. O öyle olur. Şu an arkası çalışıyor zaten. Tamam. Direkt tarzı değişiyor ama. Kapatıyorum, daha sıcak tutar. Sen istiyor musun? Varsa bir şey... Ne var? Fotoğraf çekilmediğim süreçte üzerim alayım. Şu mavi şey var, kazak var. İsterseniz sırtınızı o kayabilirsiniz. Hadi daha hareketli ama ya, şu an videodayız. Birazdan resim. Yavaş yavaş evler görünmeye başladı. Siz bazen bir açılıyor bir kapanıyor. Bak açılıyor bak. Görüyor musun? Burası karşı Davlumbaz yaylası. Şurada da ama Çukur'da var. Orası da Öğrencik yaylası. Buradan zaten bizim o Kuzuluk istikametini görürsünüz. Dağda pazarına kadar görüyorsunuz. Hizmete yakın. Dağlar yavaş yavaş kalkıyor bak. Karşısı biraz daha açık. İsmail abi kahveleri yapıyor. En son Davlumbaz'dan Sülüklü Göl'e bakarken Türk kahvesi keyfi. Şöyle tepeden bir yer arıyorum. Oraya telefonumu koyup bir timelapse yapmak istiyorum. Böyle bulutların gidişini izleyebilirsek arkada diye. Davlumbaz yaylasının özelliği bu Türk kahvesi. İsmail abi hep koşuyor. Birileri bir şey unuttum unutmadım diye kontrol ediyor. Oy. Biz de yüklerimizi aldık. Arabamıza doğru dönüş yoluna. Ben böyle duramam ki ya. Amca siz bence. Heyecana gerek yok. Gel sen buraya. Arkamda görüyorsunuz.
biraz davlumbaz şenlikleri varmış. Ona denk geldik. Gelmişken de uğradık. Bu arada arkadaşlar arkada görüyorsunuz paletler ve sırıklarımız duruyor. Bir haftadır hiçbir şekilde dinmedi. Askıda kaldı gibi oldu ama en kısa sürede yapacağız. Çünkü yani bahçenin de ihtiyacı var. Gerçekten domatesler ve salatalıklar serpilmeye başladılar. Artık o sırıkları bir şekilde bahçeye uygulamamız gerekiyor. Askılı bir saksı bu. Şöyle güneş alan bir yere koyacağım. Güzel güneş alıyor. Şimdi şöyle küçük bir sukulentim var. Onu ekmek için minik bir saksı yapacağım. Ve dip kısmından bu şeker kutusuydu. Yine kesiyorum. Şöyle biraz evde çöp şişim vardı. Bunları tam ortadan ikiye keseceğim. Burada dikkat edeceğimiz tek sayı olması. Çünkü birazdan bunları kullanarak böyle hasır gibi bir dokuma yapacağız. Bu bir süredir vardı da bak yeni çıkmış. Şunu göstereceğim sana. Bunları kopartmak mı lazım acaba? Şurası tamamen dolu. Bu nasıl bir mantar acaba? Zehirli mi şimdi bahçeye? Niye? Çünkü çok rahat bir şekilde çıkıyor. Şurası çok dolu. Tamamen mantar. Bilen varsa yazsın zehirli bir mantar mıdır? Korkmalı mıyız? Tehlike çanları çalıyor mu yoksa?
şu üst kısımlarını şöyle kesiyorum fazlalıklarını. Batmasın diye yine buraya bir örgü yapıp o kısmı kapatacağım komple. Tıpkı şunun gibi aslında. Altta da yine açıklık kalmıştı, bu plastik kutumuz gözüküyordu. Orayı kapatmak için şöyle bir örgü yaptım. İki sıra bunu dolayacağım buraya ve gözükmeyecek. Üstüne de yine bir örgü yapacağım. Sonrasında alt parçamızın içerisine de toprağımızı ve çiçeğimizi koyup içerisine koyacağız. Evet, yağmur yağmur yağmur. Gördüğünüz gibi burada her zaman yağmur. Evet, sırılsıklam olduk. Gerçekten şu an yoldan direkt böyle su sel gibi gidiyor. Elektrikler kesildi. İşin kötü tarafı, şarjlarımız az. Çekim yaptığım için Deniz de zaten bütün gün dışarıda geçirmişti. Haber alabilecek miyiz? Diğer şehirlerde durum nasıl? Gerçekten şu an merak ediyorum açıkçası. İkinci bir şey de şimdi videoyu editlemek lazım. Evet. Benim tur videosu var ki orada da yağmur yağmur yağmurdu. Burada da yağmur yağmur yağmurmuş. Bunları editleyip yarın size sunmak da var. Umarız bu akşam elektrik gelir. Biz de bunu hazırlayıp yarın size sunabiliriz. Ve inşallah bir yandan da bir herhangi bir yerde biliyorsunuz geçen çok yağmur yağdığında Ankara'da sel vardı, can kaybı vardı, kayıplar vardı. İnşallah böyle talihsizlikler yaşanmaz çünkü bayağı uzun süreli bir yağmur bu. Bir haftadır durmadan yağıyor. Bugün daha da şiddetlendi. Sizin orada havalar nasıl arkadaşlar? Yağmurlu mu, güneşli mi? Nasıl seyrediyor? Deniz bugün günü birlikte olsa böyle part time gibi bir işe gittin. Çalıştın da. Nedir kazancın? İşte dostluğumuz pekişti. En güzel. Erhan abiyle, İsmail abiyle. Sağ olsun biz burada en ufacık bir şeye ihtiyaç duyduğumuzda eksik etmiyorlar ve ellerinden gelen tüm desteği veriyorlar. Biz de onlara elimizden gelen desteği vereceğiz tabii ki. Yani bunu destek olarak bile görmüyorum. Yani gittik güzel bir gün geçirdik onlarla birlikte. Turu tekrar bir attık. Yağmurlu olsa da biraz gene çok zevkliydi. Yani keyif aldığım bir şey zaten. Keyif aldığımız bir şey oldu. Muhabbetimiz gelişti, dostluğumuz pekişti. Burada bir aile gibiyiz onlarla. Aile gibi de inşallah devam edeceğiz. Evet, gelelim videonun en önemli kısmına. En önemli. En önemli böyle. Hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videolarımıza yorum yapar ve beğenirseniz çok memnun oluruz. Şimdi biz YouTube'un bize sunduğu raporlardan bir takım verileri görüyoruz. Videomuzu 100 kişi izlediyse bunun ne kadarı abone olan izleyici, ne kadarı abone olmayan izleyici. Genelde %25-%30 gibi abone olan izleyici, %70 gibi de abone olmayan izleyici. Bu yüzden arkadaşlar abone olarak bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Abone olarak, yorum yaparak. Yorumlarınız da bizim için önemli. Kıymet veriyoruz, aile gibi hissediyoruz. O ailenin gitgide büyüdüğünü bize hissettiren şey aslında yaptığınız yorumlar, o sıcak diyaloglar oluyor. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Göstersene pembe nerede? Bir pembe. Neyi pembe? Göster bakalım. Bak bakalım burada pembe nerede var? Bende. Evet. Mavi nerede? Mavi. Evet, orada da mavi tuş varmış. Aferin kısmına. Evet. Hadi geldi. Yani şu var, biz raporlardan görüyoruz, videoları izleyenlerin aşağı yukarı... Raporlardan görüyoruz, hepiniz beğenmiyorsunuz gibi bir şey gelecek. Biz görüyoruz. Tamam, bir daha pardon. 3, 2... Biz raporlardan görüyoruz, hani kim izliyor... Dur gene. Ne diyorsun? Tamam, yani ters anlı, sonradan anlaşılacak. Bir dakika. Sen söyle bir ne söyleyeceğim, ben bileyim önce. Bana gülme geliyor. Deniz geliyor ama ben dışarıya kadar çıkamıyorum. Çok fazla yağmur yağıyor. Sırılsıklam olmuş bir vaziyette. Hoş geldin. Elektrikler gitti. Sarılsaydı şöyle.
Yok, ben hanım çok ıslaksın. Bir soyun dökün. Ay, içeri girdi.